indirdin mi? Yok. Kimin faizini indiriyorsun? Düşünün. Tarım Kredi Kooperatifi üst üste ilave ederek %71 faiz. Nasıl ödeyecek bu adam ya? Bir de çıkıyor ben faize karşıyım. Peki bu ne? Tarım Kredi Kooperatifinde, Esnaf Kefalet Kooperatifinde olanlar kaç lira aylık alıyorlar acaba? Kaç yerden aylık alıyorlar acaba? Benim gibi binlerce çiftçi haciz kıskacında faiz terörüyle başa baş bırakıldı. Devletten yetkili mercilerden bunun bir an önce halledilmesini istiyoruz. İbrahim Kaya adına söylüyorum. Sen faize karşıysan sana önerdim. Çiftçinin, esnafın faiz borcunu sileceksin. Sileceksin, sileceksin kardeşim. Esnafın, çiftçinin faiz borcunu sileceksin. Silmiyorsun, faizi indirdim diyorsun. Hangi faizi indirdin kardeşim? Hangi faizi indirdin? Faizi indirdiysen bu rezalet nedir? Ama İbrahim kardeşime söylüyorum, hiç meraklanma, az kaldı. Senin faiz borcunu da, bütün çiftçilerin faiz borcunu da, esnafın faiz borcunu da sıfırlayacağız. Sıfırlayacağız. Ana parayı da makul taksitlerle ödeyecek. Bunu yapacağız. Efendim, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güzel bir kanun teklifi görüşülüyor. Kanun teklifinin temel amacı kadın erkek eşitliğini her alanda sağlamak. Madem kadın erkek eşit diyoruz, madem kadınlar hayatın her alanda çalışıyorlar, otobüs şoförlüğünden tutun, fırında, pastanede, kahvede, her yerde çalışıyorlar. Tarlada, fabrikada çalışıyorlar, üretiyorlar, alın teri döküyorlar, evlerine helal ekmek götürüyorlar, huzur içinde yaşamak istiyorlar ve bunlar aynı zamanda siyasete de girmek istiyorlar. Niye biz siyasette yokuz? Niye siyasete erkek egemen işi olsun? Daha önce 306 kadın örgütüyle çevrimiçi bir görüşme yapmıştık. Bizim sınırlı sayıda kontenjanımız vardı, cinsiyet kotamız vardı. Dediler ki bunu %50 yapın, kanun teklifini öyle verin. Emin misiniz dedim, eminiz. Peki siz bu kanun teklifine sahip çıkacak mısınız bütün kadınlar olarak? Sahip çıkacağız dediler. Kanun teklifini hazırladık ve verdik. Bugün kanun teklifi genel kurulda görüşülüyor. Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum. Sen eğer hak istiyorsan, Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in demokrasiyle taçlandırılmasını istiyorsan, kadınlar siyasette olsun diyorsan, bunlar yönetemediler, biz geldiğimizde daha iyi yöneteceğiz diye bir iddian varsa, bu kanun teklifine kim hayır diyorsa ona asla ve asla oy vermeyeceksin kardeşim. Vermeyeceksin. Kadınların haklarını savunuyorum. %50 cinsiyet kotası. Bakalım hangi parti destek verecek, hangisi destek vermeyecek. Bunu göreceğiz. Fermuar da var tabii. Teklifte fermuar da var. Bir kadın bir erkek, bir kadın bir erkek. Yani listenin sonuna kadınlar yok. İkisi beraber, ikisi beraber var. Bizim kadın milletvekillerimiz, bütün partilerin kadın milletvekilleriyle görüştüler. Komisyonlardaki görevli kadınlarla görüştüler. Şimdi ben sayıları 400'e yakın kadın sivil toplum örgütünün yöneticilerine ve üyelerine sesleniyorum. Bugünü izleyin. Bugünü izleyin. Eğer red oyu verirlerse seçimde onlara ders vermek sizin en doğal hakkınız olacak. Seçimde onlara red verenlere seçimde ders vermek. Efendim, Eskişehir'den engelli kardeşlerimiz buradalar. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu kürsüden hemen hemen neredeyse her hafta mutlaka engellilerden ve engelliler için sağlanan %3'lük kontenjanın kullanılmasını sürekli dillendiririm. Boş kadrolar var ama boş kadrolar doldurulmuyor.
Yasa emrediyor bunu. Kontenjan var, %3. Engelli var mı? Evet var. Boş kadro var mı? Evet, boş kadro da var. Atama yapılıyor mu? Atama yapılmıyor ve boş tutuyorlar. Bütün engelli kardeşlerime de şunu söylemek isterim. Hala gidip de AK Parti'nin kapısını çalıp da efendim bizi niye buralarda süründürüyorsun demeyeceksin kardeşim. Ya boş kadroları doldur ya da benden sana oy yok diyeceksin. Bu kadar açık, bu kadar net. Boş kadrolar var, doldurulmuyor. Bunun da gereğini engelli kardeşlerimin yapmasını isterim. Güzel bir hareket aslında. 3 işçi konfederasyonunun bir araya gelmesi. Türk İş'in, Hak İş'in ve DİSK'in sayın genel başkanları bir araya geldiler. Asgari ücretle ilgili ortak bir görüşü deklare ettiler. Kamuoyuna açıkladılar. Öncelikle demokrasi açısından 3 konfederasyona da saygı duyarız. Yine demokrasi açısından 3 konfederasyonun bir araya gelip ortak bir amaç çerçevesinde bir bildiri yayınlamalarını ve siyaset kurumunu bu çerçevede harekete geçmelerini istemelerinde son derece doğal ve demokratik bir yol yöntem olarak kabul ediyoruz. Bildirinin bazı bölümlerini, bazı cümlelerini okuyacağım sizlere. Asgari ücret emeğe gösterilen saygının bir ölçüsüdür diyor. Evet, doğru. Asgari ücret emeğe gösterilen saygının bir ölçüsüdür. Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir diyor. Evet, asgari ücret bir pazarlık ücreti değil. Yine devam ediyor. Asgari ücret alan işçiler yılın son 4 ayında eksik ücret almak durumunda kalmaktadır. Sanki çok yüksek bunlar ücret alıyorlar da vergi dilimini aşıyorlar, daha yüksek bir dilimden vergileniyorlar. Bu da Türkiye'nin ayıbıdır. Buna dikkat çekiyorlar. Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Brüt açıklıyorlar. Millet sanıyor ki işçi o kadar aylık alıyor. Almıyor o kadar aylık. Neredeyse %50'si vergiye gidiyor. Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Bunu da defalarca söyledik. Asgari ücret artırıyorsun. Doğru dürüst işçiye bir para vermiyorsun. Vergi yükü, sigorta yükü işverenin sırtında kalıyor. O da daha az işçi çalıştırıyor bu çerçevede. Dolayısıyla bir ek yük gelmemesi açısından asgari ücretin vergi dışı tutulması lazım. Yine devam ediyor. Asgari ücret ulusal düzeyde tek olarak ve yıllık olarak belirlenmelidir. Kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalılar diyor. 3 konfederasyonun görüşüne katılıyoruz. Kendilerine destek veriyoruz. Umuyoruz talepler yerine gelir. En büyük arzumuz da o. Biz parlamentoda 3 konfederasyonun taleplerinin de takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz sosyal demokrat bir partiyiz. Sosyal devletten yana bir partiyiz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Halkın partisiyiz. İşçinin partisi, emeklinin partisi, sanayicinin partisi, tüccarın partisi, esnafın partisiyiz biz. Halkın partisiyiz biz. Adaleti savunan bir partiyiz biz. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Değerli arkadaşlarım, ekonomide kurtuluş savaşını vermek. Şu soruyu sordum. Şimdi sen ekonomide kurtuluş savaşı veriyorsun. İyi de ekonomide kurtuluş savaşı verecek noktaya bu memleketi kim getirdi? 19 yıldır, 20 yıldır bu memleketi Bay Kemal mi yönetiyordu? Cumhuriyet Halk Partisi mi yönetiyordu? Kim yönetiyordu? Sen yönetiyordun. 20 yılın sonunda geldin. Ekonomide efendim kurtuluş savaşı vereceğiz. Değerli arkadaşlarım, eleştirmek kolaydır. Ama biz yine de sorumlu bir partinin genel başkanı olarak öneriler getireceğim. Sen eğer gerçekten bu memlekette, ekonomide bir kurtuluş savaşı vermek istiyorsan 5 madde sayacağım sana. 5 madde. 5 maddeyi yerine getir, vallahi her türlü desteği vereceğiz. Çünkü amacımız vatandaş perişan olmasın. Amacımız memleket daha ağır faturalarla karşılaşmasın. 5 temel kuralı sayacağım. 5 temel kural. 1.
Hemen ekonomik sosyal konseyi topla kardeşim. Yani bir anayasal kurum olan, bir anayasal kurum olan ve rahmetli Ecevit döneminde önce bir kararname ile kurulan ekonomik sosyal konseyi topla. Yani işçiyi topla, çiftçiyi topla, emekliyi topla, sanayi